İyi günler arkadaşlar. Umut adında bir arkadaşımız 8000 liralık bir kombin istemiş. Spor model için. CBR250R için istemiş. Ben üstünde işte alt için, kask için birkaç tane öneri sunacağım. Açıklamalarda da bunların detaylarını, farklı linklerini paylaşacağım. İlk önce Q-Vest'ten başlayayım. Şu Q-Vest'i seçtim ben. Uygun fiyatlı denebilecek bir model ve hani spor sürüşlere de fena gitmeyecek bir model. Neotech de alınabilir. GT Air biraz daha naked motorlara uygundur. Şu Q-Vest'in ne gibi özellikleri var? İlk önce kademeli bir camı var. Yani iç pedleri gerçekten güzel. Zaten hani bunun hakkında birçok video görmüşsünüzdür. Ben de çektim birçok video. Onlardan da hani detayları da inceleyebilirsiniz. Ön havalandırma kanalı var. Üst büyük havalandırma kanalı var. Yan tarafında şöyle bir şurasında oturan bir kısmı daha var. Arka hava çıkış kanalları var. Bunun ağırlığı 1500 gram, 1465 gram, 1500 gram gibi bir şey yazmışlar. İç petleri gerçekten rahattır ve Double D bir bağlantısı var. Boyun petleri gerçekten çok güzel oturur ve ortalama kasklardan hani buna muadil denecek değil de işte bu fiyata alabileceğiniz diğer kasklardan daha sessiz bir kasktır. Bu kaskla beraber sunabileceğim Traction diye bir tane Revit'in yeni gelen bir montu var. Ben bu montu sevdim gerçekten. Revit'in diğer montlarından ayrılan bazı özellikleri var. Traction mont nasıl bir mont? Hani file özellikleri de var. Aynı zamanda hani içi şöyle çıkartabileceğiniz bir tane de astlara sahip. Yani yazlık ve baharlık olarak kullanabileceğiniz üstü file doku. Kolları elastik şekilde yapılmış. İşte kol içleri böyle çıt çıtlı şekilde kolunuza göre oturabilen şekilde yapılmış detaylara sahip ve iyi bir mont. Aynı zamanda yeni nesil korumalara sahip. Bu yeni nesil korumaları da zaten kolunuzda hissediyorsunuz. Çarptığı zaman darbeyi emen ve dağıtan şekilde yapılan korumalara sahip. İç korumaları hem omuzda var hem C'ye onaylıdır. Hem dirseklerde var. Aynı zamanda dış şu omuz korumaları da var. Arkasında yine sırt korumayla gelmiyor. O sırt korumayı sizin almanız gerekiyor. Şu şekilde kapandığı zaman vücudunuza tam oturabilecek şekilde yapılmış. Bazı arkadaşlar soruyor işte ben 1.80'im, 80 kiloyum, bana hangi mont uyar? Alacağınız ürünün hemen altında, işte mobilden giriyorsanız birazcık altında, ürünün resimlerinin altında beden tablosu diye bir şey var. Orada biraz aşağıya doğru inin. Orada göğüs çevresiyle alakalı bir şeyler yazıyor. Kendi göğüs çevrenizi ölçün. O göğüs çevre ölçtüğünüz santime göre bakın hani tam göğsünüzün şu kısmından hani en geniş yerinden ölçün. Ona göre karşılaştırın. Zaten ölçünüzü biliyorsanız işte orada karşılığında large, x, large diye seçenekleri göreceksiniz. Oradan seçebilirsiniz. Bunun detaylarına devam edeyim. Dediğim gibi içindeki astarı çıkartabilirsiniz. Astarı çıkarttığınız zaman tamamen yaz sürüşlerine uygun şekilde yapılmış, bahar sürüşlerinde de sizi destekleyebilecek şekilde yapılmış bir mont olacaktır. Ve iyi bir monttur. Fiyatı da ortalama uygundur. Senin istediğin fiyatlara göre de gerçekten bunu alabilirsin. Bunun dışında alabileceğin şeyler işte Revit'in Fly 2 eldiveni, Revit Fly 2 eldiveni nasıl bir şey dersen tamamen delikli şekilde yapılmış, bileği cırt cırtlı şekilde yapılmış, bileğinde yine destek var, yumruk desteği var ve eklemleri destekleri var. Aynı zamanda körük mekanizmasına sahip. Delikli bir yapıya sahip olduğu için de yaz sürüşleri için idealdir. Ben birçok arkadaşa Pilot kodlarını, Tech90'ın Pilot kodlarını öneriyorum. Çünkü içinde Kevlar bir yapısı var, kalça koruması var, şöyle yani dizlerinde korumaları var. Ve hani gün içinde de bu korumaları çıkarttığınız zaman da rahat rahat işte giyebileceğiniz bir kafeye, restorana, herhangi bir yere gittiğiniz zaman da kolaylıkla giyip kullanabileceğiniz bir kot. Dikişleri özeldir. Hemen arkasından tanıtacağım ise Rockwell'in bu botları. Bunlar yarım bottur. Tam bot olarak da alınabilir. Bunlar kısadır. Körük mekanizması var. İşte vites koruması, ön burun koruması, arka topuk koruması, bilek koruması her şey var. Ve altı kaydırmaz bir taban olarak yapılmış. Yan tarafından açtığınızda bir tane fermuar göreceksiniz, bir ek yeri göreceksiniz, ayağınızdan çıkmasını zorlaştıran. Fakat cırt cırtla şu
şöyle ayrılabilen bir yapısı var. Terlediğinizde hissettirmemesi için teri kolay emen bir yapıda. Rockfil'in botu alınabilir, uygun fiyatlıdır, Türk malıdır. Daytona'nın bu botu alınabilir, bu da yazlık bir bottur ve yine vites koruması, burun koruması, bilek ve topuk koruması vardır. Yine iç tarafı size teri fazla hissettirmemek için yapılmıştır. Ha, Daytona tercih edebilirsiniz ama bağcıklı bir yapıdadır. Ama bağcığı hafif esneyebilen şekilde yapmışlar ki devamlı hani bu bağcığı söküp takmak zorunda kalmayın. Bunu rahat giyebilirsiniz. Bu bundan birazcık daha hafif yüksektir. Arka tarafı dili vardır, dili büyüktür. İçi de terletmeyecek bir yapıdır. Altı da hani kaydırmayacak bir yapıda değildir ama Rockfil kaydırmayacak bir yapıda yapılmıştır. Umarım bunlarla yardımcı olabilmişimdir. CBR 250 için Umut, işte sana önerdiklerim bunlar. Diğer önerilerimi de linklerde görebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur. İyi sürüşler.